Kim derse ki hadislere Buhari şöyle, Müslim böyle, Tirmizi böyle, o adamdan, şeytandan kaçar gibi kaçın. Çünkü şeytana askerlik yapıyor demektir o. Dikkatli konuşuyorum da bu ara. Bu en dikkatli hali yani. Allah razı olsun. Biliyorum, onu gördüm. Onu gördük. Gördüler elhamdülillah. Allah hepinizden razı olsun. Allah eksikliğinizi göstermesin. Ben burayı okurken biraz utanıyorum. Çünkü diyor ki onlar öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Ben biraz böyle celalli tarafım çok ya. Bunu anlatıyorum da önce kendimi anlatıyorum, sonra size anlatıyorum. O zaman ne yapacağız öfkemizi? Hakim olacağız. Nerede öfkeleneceğiz? Allah için öfkeleneceğiz. Resulullah Aleyhisselam için öfkeleneceğiz. Dini mübini İslam için öfkeleneceğiz. Kutsallarımız için öfkeleneceğiz. Nefsimiz için, dünyalık için değil. Allah katında en sevilmeyen insan, Allah'ın en sevmediği insan, dünyalık bir iş için kavga edenmiş. Şu dünyada için yapılan kavgalara bir bakın. Miras için birbirine giriyor kardeş. Çekip birbirine vuruyor tarlanın ortasında. Ama İslam için kim celalleniyor? Kur'an için kim konuşuyor? Ümmeti Muhammed'in başına açılan musibetler için kim ayağa kalkıyor? Dünyalık için yapılınca olacak tabii, adam hakkını arayacak. Kardeşim diyor, malı mülkü var diyor. Allah için olursa ne yapalım diyor. Biz karışmayalım. Karışma. Yarın peygamberin huzuruna gittiğinde göreceğiz o zaman. Peygamber bana yaptıklarında sen ne yaptın diyecek bize. Benim dinimi korudun mu diyecek. Yaşamayı bırak. Artık dini koruma zamanı. Biri bir yandan saldırır, biri bir yandan saldırır, biri bu taraftan saldırır. Sen karışma. Sen sus. Boş ver. Nereye boş ver? Kim benim dinime el uzatıyorsa, dil uzatıyorsa biiznillah biz onun karşısında durmak bizim dinimizin emri ya. Keyfimizin değil. Ben deli miyim keyfimi kaçırayım oturduğum yerde? Koskoca alimler kitaplar yazmışlar. İmam Suyuti Hazretleri'nin kitaplarını üst üste koyuyorlar. Ömrüne yetmiyor. Ölçüyorlar, biçiyorlar. Nasıl yazdı bu adam bunları diyorlar. Deli miydi bu adam? Derdi vardı ya. İslam derdi vardı ya. Ümmet derdi vardı ya. Dert bitti bizde. Dert yok. Dertleneceğiz kardeşim. Ümmet için dertleneceğiz ya. Bu insanlar daha ne kadar İslam'ı anlatabiliriz, ne kadar İslam'ı güzel yaşatabiliriz diye dertleneceğiz. Derdimiz önce bu olacak, sonra dünyalık olacak. Ayet-i kerime var. Ben diyor cinleri ve insanları sadece kul olsunlar diye yarattım. Önce kul olacağız, sonra iş adamı olacağız. Önce kul olacağız, sonra müdür olacağız. Önce kul olacağız, sonra doktor olacağız. Önce kul olacağız, sonra savcı olacağız. Önce kul olacağız, sonra hakim olacağız. Önce kul olacağız, sonra avukat olacağız. Önce kul olacağız, sonra müteahhit olacağız. Önce kul olacağız, kul. Kulluğun da şartları var. Öyle yattığın yerden olmuyor kulluk. Gönlün olacak, davan olacak, derdin olacak. Allah bizi dert sahibi eylesin. Ama İslam derdi öyle, dünyalık değil. Onlara katlanamıyoruz, nefsimize ağır geliyor ama insan ahiret için dertlenince inan çok rahat geçiyor yani. Evet, onlar öfkelerini yutarlar, Allah affederler insanları. Vallahu yuhibbul muhsinin, Allah muhsinleri sever. İhsanla donatılmış, kuşatılmış kullarını sever. Allah bizi muhsinlerden eylesin. Allah bizi ihsan sahiplerinden eylesin. Allah bizi ihlaslılardan eylesin. Allah bizi Resulullah Aleyhisselam'ın en güzel, en büyük sünneti olan dava sahibi eylesin. Şuur sahibi eylesin. Dert sahibi eylesin. Başka bir şey istemiyoruz biz. Şu ömürü hepiniz şöyle, yaşınızın ne olduğu önemli değil. Ben 41 yaşımı bitiriyorum. Şöyle dönüp baktığımda arkaya, ulan bir saatte anlatırım de ömrümü ya. Bak abim, en genç abim, 20-25 gibi yaş aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bir baksa bir günde geçti o ömür değil mi? Bir günde anlatır ama sonra o bir günde neler yaşadı, kimleri toprağa gömdü, kaç defa parası battı, kirasını ödeyemedi, eve ekmek götüremediği oldu, elektriğini ödeyemediği oldu, yağ kuyruğunda kaldı, bilmem ne. Ama şimdi otursun bir saatte bize, biz de böyle masal gibi dinleyeceğiz. Bir ömür bir günde bitti gitti. Ebedi hayata hazırlanacağız. Biz yarın Resulullah'ın yüzüne, ashabın yüzüne, ümmeti Muhammed'in yüzüne, ecdadımızın yüzüne biz nasıl bakacağız ya bu hayatla? Hala daha yılbaşı günü o kuyruk 2 kilometre uzuyorsa vay bizim halimize. Fatih bunun için almadı bu İstanbul'u. Bizim o kuyruğu bitirmemiz lazım ya. Ama ben böyle söyleyince ondan sonra diyorlar ki bak kalkışma yapıyor diyorlar. Öyle değil. Kuyruğa gidin saldırın demedim ha, bak sonra değil, millet de çekiyor. Yani anlata anlata,
Piyango haramdır, piyango kumardır. Bu haramdır, bu pisliktir, necasettir diye anlata anlata. Kavga gürültü yok, kavga yok. Biz kavga için gelmedik diyor Yunus. Biz muhabbete geldik yani. Bakmayın böyle bağırıp çağırmayın. Ona dikkat edin. Allah sonumuzu hayır eylesin. Çorbayı soğuttuk yani çok kaç dakikadır konuşuyorum bilmiyorum. 40 dakika mı oldu? Çok şey yapmamışım. Zaten yarım saat müsaade ediyor İbrahim Hoca. Siz benim kardeşlerimsiniz. Kandan değilse de davamda, derdimde kardeşlerimsiniz. Allah eksikliğinizi göstermesin. Ben her gün elimi açtığımda, her elimi açtığımda, günde kaç kere açıyorsam, inanın size dua ediyorum. Tanımıyorum sizi ismen. Ya Rabbi diyorum, bu kardeşlerimi sorgusuz, sualsiz cennetine koy. Dünya ahiret sıkıntılarını gider diye. İnanın Allah şahit, her gün size dua ediyorum. Çünkü sizin de bana dua ettiğinizi biliyorum. Hep ben dua istiyordum, gördüm de nasıl dua edildiğini. Ümmet güzel, benim umudum var diyordum ya hep. Çünkü Kudüs'ü hesaba kattım ben. Ben bunları masal anlatıyorum zannediyorlar. Hamaset yaptığımı düşünüyorlar da. Ben yine hadis-i şeriflerden söylüyorum. Ben işte bu Kudüs'ün fatihlerini burada görüyorum. Allah razı olsun hepinizden. Var olun. Allah bizi el ele cennete soksun sualsiz. El Fatiha.